Eşim. Efendim? Ya Beyhan teyze bayağı kilo falan vermiş. Depresyondaymış herhalde, öyle duydum. Ya siz bunun böyle... Kendini toparladı mı biraz hani yani? Ya siz onun şu an bu mutlu hallerine, yüzünde güller açıyor hallerine bakmayın. Odalara kendini kapatmalar bir değişik... Ya anlatamıyorum gerçekten, yaşamanız lazım. Benim burnumdan getirdi her şeyi. Ya benim anlamadım, siz zayıfladı falan diyorsunuz ya. Evet. Tam tersi evet. Ya, her gün iki kavanoz falan çikolata yiyordu ya durduk yere. Ay bana bulaşmayın, dur şekerim düştü, ay bir tansiyonum düştü. Kendini bir yere kapatmalar yani... Gerçekten ne yaşadın ya? Altı üstü buradan elendik ya. Hatta videolarını falan çektim, ekibe de gönderdim. Dedim ki yani... Ya Evren abi bakın, kayınvalidem bu halde, bana bir akıl verin, ne yapacağım falan diye ben attım, onlara da attım ya. Ciddi görüntü var mı şu an? Evet evet attım ben, hatta bir izleyebilir miyiz gerçekten? Yemeğin dibi tutacak koymuş, öyle nereye kayboldu yine ya? Bu ne ya? Sen ne yapıyorsun burada yine? Niye ben peşin bırakmıyorum? Yemek yanıyor, yemek. Bana ne ya, yanarsa yansın, beni yemek de yemiyor. Yemeğe düşünecek halim de yok. Aa, odaları kendi kapatıp ağlamak nedir ya sürekli? Ya vallahi ben hiç iyi değilim. İyi değilsen doktora götüreyim seni. Keşke hiç başlamasaydık. Ha. Keşke. Ya dünyanın sonu değil, alt üst eğlendik ya. Ha, hiç başlamasaydık keşke. Nereye kaymadı beni? Aa. Ne yapıyorsun böyle ya? İyi misin? Şeyim, Allah aşkına ne istiyorsun benden ya? Bir sana ne oldu böyle ya? Ya bırakın Allah aşkına ya, beni rahat bırakın. Kimseyle ya. Konuşmuyorsun, sürekli bir yerlere kaçıyorsun. Of. Sen iyi misin ya? Ya git Allah aşkına ya, zaten canım sıkkın. Dünyanın sonu değil bu ya. Sen niye böyle oldun, ben anlamıyorum seni ya. Ya Allah aşkına beni bana bıraksansa bir dakika ya. Aman kafayı yiyeceğim, gece gündüz uyuyor ya. Beyan anne, saat 4'ü geçiyor ya. Sen ne yapıyorsun böyle? Bu saate kadar uyunur mu ya? Bana bulaşmayın ya. Of. Kalk kalk, of. Saat kaç oldu? Beni rahat bırakın. Kayınvalidemin halini görüyor musunuz? O da bilmiş. Bir daha kim alacak bunu bana ya? Böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Başını da bağlamış. Başımı ağrıyor, nedir ben anlamadım. Elinde de çikolata. Bunalıma mı girdi, depresyona mı girdi? Ne yapmaya çalışıyor, ben hala çözemedim. Görüyorsunuz değil mi? Beyhan teyze, yazık ya. Ya üzülebilirsin, anlıyorum da bu nedir Allah aşkına ya? Neyse. Bu neyin drama? Efendim? Hayırdır? Hayır gene mi? Başladın, gene başladın. Bu normal mi sence? Ya Yeşim, sen benim yanıma hastasın diye geldin. Sen böyle video çekmeye mi gelip de ne gerek var beni buraya göstermeye? Bir şey söyleyeceğim ya. Bu bir günlük bir şey değil, biliyorsun değil mi? Her geldiğimde sen böyleydin. Hastayım. Hastalamaz mıyım? Ben de insanım sonuçta ya. Ya bu program bittiği zaman sen ne yapacaksın? Allah Allah. Ya. Burada yatacaksın herhalde. Ne alakası var canım, hastalamaz mıyım? Bak seni hasta olmadığını ben şuradan anladım. Bize bir telefon geldi. Bir baktım sen yorganları morganları attın, bir kendine geldin. Hastalık nereye gitti? Yeşim beni takip edeceğine biraz da kendini takip et. Çocuğunla ilgilen, evinle ilgilen, kocanla ilgilen. Yeter ya. Ya senden dolayı ben endişelendim ama ya. Ve bak yine de değerimi bilmiyor ya. Gerçekten korkmaya başladım. Gerçekten böyle saplantılı aşık gibi bir şey oldu. Ben anlamıyorum, bana mı tuhaf geliyor ya? Ya tamam, yarışmayı seviyor olabilirsin. Elenmek seni üzmüş de olabilir. Ama bu kadarı... Bence de abartı yani. Yani Allah korusun, bir cenazesi olsa bu kadar bu hale gelmez bence Yeşim, ya. Yeşim ama Beyhan teyzenin zaten en büyük korkusu yarışmadan elenmekti. Başına geldi yani. Evet. Onun dünyası başına yıkıldı. Hastalandım tamam mı? Buradan gittim zaten. Hatırlarsan bir kere de seninle konuştuk. Evet, benim çok evet. Rahatsızlandım. Bu da işte annem hasta gidek demiş benim oğlana. Bir gün de geldim böyle üşüdüm, balkonda battaniyeyle oturuyordum. Hiç öyle bir gelmiş, hep bana video çekmiş. Dedim şekerim mi düştü dedim, biraz dedim şey yiyeyim dedim. Çikolata falan yiyeyim dedim. Esasen arkadaşlar Beyhan abla buradan gitti de çok üzüldü. Ondan yatağa, yorgana düştü.